Arkadaşlar merhaba. Birazdan gündem hakkında çok can sıkıcı ama bir o kadar konuşulması gereken konulardan bahsedeceğiz. Ve açıklama kısmında eğer bu kısmı atlayıp direkt goy goy kısmına devam etmek istiyorsanız bir dakika bir timestamp bırakacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Lego Lego'nun yeni bir soru cevap bölümünden daha herkese merhaba. Ben Can. Ben Ömer. Ben Recep. Bu hafta sizlere bir soru sormadık. Sormamamızın sebebi her ne kadar çok enerjik girsem de aslında kötü haberler alması. Ülkenin her gün daha da kötü haberler bir şekilde alıyor olması. Bugün Pınar Gültekin'le ilgili ölüm haberini aldık. Bir cinayet işlenmiş. Ve üzerine çok fazla konuşup daha da nasıl diyebilirim bilmiyorum aslında. Ben bu konularda biraz tereddütlü konuşuyorum. Çünkü çok sert konuşacağım konuşursam. O yüzden kendimi tutuyorum. Çok duraksıyorum. Çok rahat hani konular nefes kontrolü değil. Vardır yani ya böyle üzücü öfke konular. Konular. Ben onun de mesela gibi. Böyle üzücü konularda aslında. Evet, çok, örnek veriyorum yani, yakınım vefat ettiği aynen. Zaman bile yani çok rahat sağlığı vermekte değil, zorlanırım. Rahat olmamasının yanında bir de çok sinirlendiriyor insanları ve hala evet. Mesela hemcinslerimizin o da öyle yapmasaydı, o da bu saatte dışarı çıkmasaydı, efendim ne bileyim, o da evlenip şöyle yapmış. Evinde otursaydı diyenler var ama sanki böyle evli olan ve ölmeyen bir sürü kadın yokmuş gibi böyle. Yani her ya saydıkları kendi, örnekte şunu yapsaydı sanki, diyen kadınlardan da ölenlerin olması her seferinde yani. Yani artık tamam devlet bir şey yapmıyor ama en azından halk bir şekilde... Yani bu değişene kadar, bu düzen değişene kadar, yani kadın hakları tanınana kadar, yeterli düzeyde adalet sağlanana kadar en azından ama demeyi bırakalım erkekler olarak. Üç erkeğiz burada. Yani biz zaten demiyoruz ama diyen erkeklere, eğer dinleyenler varsa bizi değil mi? Ve hala ama acaba şöyle mi yaptı? Kızın geçmişi nasıldı? Gibi saçma sapan sorular sormazsanız biz de her yeni bir bölüm yapmaya çalıştığımızda kayda gireceğimiz gün böyle bir saçma haber değil, çok üzücü bir haberle karşılaşmayalım artık. Ya ben bunu istiyorum. Son bilmiyorum, biz Aralık'ta başladık bölüm çekmeye. İlk bölümümüzü Aralık'ta yayınladık. O zamanlar da çok çok güzel bir Türkiye yoktu. Ama son dönemde sanki her bölüm kaydına gireceğimiz gün çok kötü bir şey oluyormuş gibi geliyor. Evet, oluyor zaten. Arkada sürekli. Hani ve sıkıntı. Bilmiyorum ki hani başta bölüm yapmayalım dedik. Birkaç tane bölüm yapmadık. Mesela işte şehit haberi geliyor. Ne bileyim. Deprem olmuş. İşte deprem oluyor. Deprem de yapmadık. İşte böyle cinayetler oluyor. Yani bizi üzecek, modumuzu düşürecek ya. Bir de üzerine o gün goy goy diye kayıt yapınca çok vicdan azabı duyuyoruz. Goy goy bölüm çekeceğiz diye. Ki aslında alanımız bu. Ama alanımız bu yani, bu yapmamız gerekiyor. Ama zaten bizim içimizden gelmiyor. Hadi içimizden geldi bir şekilde yaptık diyelim. Bunu yayınlamaya utanıyoruz. Dolayısıyla artık bir şekilde bunun biz erkekler tarafından değişmesi gerektiğini farkına varması gerekiyor erkeklerin. Sorun bizde diyelim. Ve neden soru cevapta size soru sormadığımızı da bu şekilde ancak en kısa haliyle bu şekilde özetleyebildim. Ben bilmiyorum, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sadece hani bunu soranlara erkek ya da adam dendi ya. Erkek hı hı. Ya da adam denmemesi taraftarıyım. Yani dedik ya biraz önce hani o saatte orada ne işi varmış diyen yani erkekler ya da adamlar dedik ya. Hani öyle de denmesin. Onlar insan değil bence. Ve onlara karşı da çok sinirliyiz. Eminim evet, benim yani kadar siz de sinirlisinizdir. Çok sinirliyiz canım. Yani ve hani yapılabilecek yeterli. Hiçbir şey yok. Sadece yani çok üzgünüz hepimiz. Recep de, ben de, Ömer de, üçümüz de çok üzgünüz ve bunun hakkında da daha fazla konuşup yeni bir gündemle, yeni bir sorunla karşılaştığımız başka bir günde dinleyeceksiniz bunu. Ve bir de üzerine hali hazırda sinirinizin yeni yeni yatıştığı bir gün bizi tekrar açıp bunları dinleyeceğiniz ve tekrar sinirleneceğinizi bildiğim için ülkem adına özür diliyorum. Ve şöyle bir sıkıntı da var. Yani atıyorum bunu 3 ay sonra dinleyen bir dinleyici de olabilir ama o 3 ay sonra gene bir o gün bu sefer farklı başka isimli bir kadın aynen, evet. Farklı bir sebepten gene ölmüş olabilir. Yani bu yüzden kadın cinayetleri politiktir diyelim.
Aynı şekilde bu sadece kadın cinayetleri için de değil, köpeklere, yani kedilere, hayvanlara, genel olarak sokak hayvanlarına da nasıl davranıldığını son haftalarda çıkan absürt, yani bir filmde kullanılabilecek kadar distopik hikayeler okuyoruz. Tweetler görüyoruz, Facebook paylaşımları görüyoruz. Bunlar için de aynı şekilde bunları da tekrar tekrar size hatırlatmış gibi olacağız ama bu bölüme not, yani bu bölümü bir kez dinleyin ya da bu bölüm güncel dinleyin diye bir not bırakacağım yani. Çünkü insanların tekrar tekrar moralinin bozulmasını istemiyorum. Bir şekilde unutmaya programlı olan beynimizi tekrar böyle şeylerle hatırlatıp düşürmek istemiyorum diyeyim. Ama yani modumuz zaten düşük. Hepimizin düşük. Ama bir şekilde biz de... Yani bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aynen. Buradan sonraki aşırı hızlı mod geçişimizden dolayı da şimdiden özür diliyorum. Yani goy goya bağlayacağız. Çünkü kötü şeyler olsa da biz iyi bir şeyler yapmaya devam etmezsek eğer, yani denemezsek, çok gergin, stresli, iğrenç bir toplum oluyoruz. Ve hani her hafta kötü bir şey çıkmazsa, yani bölüm yapalım diye düşünsek hiç bölüm yapamayız. O yüzden biz de mecburen biraz da süreklilik devam etsin diye bu bölümü çekiyoruz. Bunu dipnot olarak paylaşayım. Evet. Şimdi size soru cevap olarak soru sormadık. Cevap vermeniz için ne yaptık? Kendimiz sorular hazırladık. Bu sorulardan işte kaçar tane hazırladık bilmiyorum. Ben 2-3 tane hazırladım. Hangimiz başlayalım? Ben başlayayım isterseniz. Ben monolog gidiyorum yani, ondan sonra siz kapatın. Moderatörlük böyle bir şeymiş. Yani bayağı şu kim an başlasın bizi, ben başlayayım. Diktatör gibi kullanıyor. Yani bilmiyorum. Neyse. Tamam, sor. Benim fikrimin bir önemi var mı bilmiyorum ama sor. Sor bakalım, evet. Tamam, soracağım. Şimdi abi biz bir soru sormuştuk ya, işte bir ünlüyle arkadaş olmak isterseniz kimle olmak isterdiniz diye. Ben oradan yola çıktım. Bir gününe bir ünlü olabilecek olsanız hangi ünlü olmak isterdiniz diye size sormak istiyorum. Bir günlüğüne bir ünlüyle, hani böyle ruhlar değişir ya filmlerde, yer değiştirir bedenler. Hangi ünlü olmak isterdiniz diye ben de merak ettim. Aklıma şimdi şey geliyor, hani maddiyat. İşte böyle çevre. İşte ama bir günde böyle. Şimdi yani maddiyat ne, kredi çekersin doğru, oğlum, fark etmez evet. Yani senin değil. İşte eski IBAN'ın para atıyor falan böyle. Aynen. Benim aklıma Kanye West geldi. Merak ne ettim bazı oğlum, şeyler Kanye? Var. Merak ettim bazı şeyler var. Bir de o onun çok değişik çok değişik bir şey var ya etrafı, nasıl desem, kültürü, sirk hani... gibi bir etrafı var. Evet evet, hani nasıl bir kafada yaşıyor o adam, merak ediyorum hani. Ne bileyim, nasıl bir o adam var ya, şey gibidir, evin uşağı gibidir büyük ihtimalle. Kanye gel, Kanye tut, Kanye yap falan, hani öyle. Hani böyle o da tamam karıcımcı bir adamdır ve hani böyle aşırı, nasıl diyeyim, kaybetmekten korkan bir adammış gibi duruyor dışarıdan. Aman ne olur evliliğime bir şey olmasın gibi abi gibi. Bilmiyorum, değişik ben bir adam. Ben buldum ya, ben Ryan Reynolds olmak isteyebilirim. Böyle aşırı kimle pozitif evli? Beni bu kadar iyi tanıman da ya, teşekkür kimle ederim. Kimle evli? Hangi sarışınla evli? Blake Lively mi? Nasıl okunuyor? Önceden de Scarlett Johansson'la birlikteydi ama bu konuda çok hani eşinden bağımsız. Hmm. Yani ben adam çok hani fazla pozitif, fazla troll. Tamam da adam çok pozitif. Sen onun hani bir günlüğüne yani gene ben o olacağım. Bedenin içine gireceksin aynen yani. Ya, bunu sadece beden olarak düşünüyorsak o zaman Henry Cavill. Bir gün boyunca aynaya bakalım ben. Şey üstü çıplak kaslarla böyle. Bu mu yani? Ya şey, o da bir gün boyunca bilgisayar toplayan herif değil mi zaten? Evet evet. Videosu var ya, time lapse. Ya ulan bir günde bilgisayar toplayamaz mı bu insan ya? Hani ben o videoyu izlerken ilk o geldi aklıma yani. Hava kararıyor. Yani sabahın köründe başlamış. Hava kararıyor. Zifiri karanlık oluyor. Anca bitiyor. Bir de yani, kafasına ışık mı ne takıyor yani. Ha yani. Yakışmamış. Ya şimdi bok atmak istemiyorum ama o kadar kasınız olsun ister miydiniz yani? O kadar. O kadar istemezdim.
Yani çünkü hani o adamın bir yüz güzelliği de var, tamam mı? Evet evet. Ya yani bence o adam o kastan değil de o yüz güzelliğiyle o kasın uyumundan, hani böyle ikisinin birlikteliği böyle çok iyi bir şey yaratmış. Abi kas geliştirdikçe kafa küçük kalıyor ya, ben o çok asimetrik hiç evet. Hoşuma gitmiyor o durum ya. Ya yani ne bileyim, kas dediğin şey yani böyle bir tık kas güzel oluyor bence de. Hep istemişimdir ama sonu hiç böyle bir hafta sonra aynen bir hafta sonra böyle elimde işte böyle bisküvi falan çaya boğuyorum falan böyle. Bir ekmek hazırlamışım köfte falan böyle. Ya bende de şey var mesela. Ya hayatımda ilk defa göbek çıktı, bunu da söylemiştim. Yani ilk defa karantinada hayatımda göbek çıktı ve hani nasıl verilir? Hiçbir fikrim yok. Hani ekmeği kes, gece yemeği kes, işte uykunu düzenle, bir de yürü. Bunları yapacağım, tamam mı? Başka bir şey değil yani. Hı-hı. Ve yapamıyorum. Çok yok, basit. Yok yapamıyorsun. Ben de deniyorum. Olmuyor abi. Hoş geldiniz. Ama ben unutkanlığından yapamıyorum. Benim şöyle bir sıkıntım var. Ben ekmeği keseceğim diyorum, tamam mı? Hı-hı. Akşam hani böyle ekmekle yerken ekmek bir şeyi... Ekmek arası makarna gibi. Falan diye böyle. Mantıya ekmek banarken. Aynen. Ama olsa da şey böyle bir ekmeği bitirmişim o zaman aklıma geliyor. Tam doymuşum artık. İkinci böyle. Olurken değil mi? Aynen. Ya bir de abartıyorum ben. Anne ekmek nerede? Aa, nerede o bir ekmek? Mesela anneme de diyorum, anne bak hani yemeği hazırlarken benim önüme ekmek koyma ya da hani hatırlatmanı derim. O da hatırlatmıyor, o da unutuyor. Yani ailecek Alzheimer's yani bu. Bu yüzden kilo veremiyor. Abi ben şeyi beceremiyorum. Alarma uyanamama gibi bir durum var bende. Onu nasıl beceriyorsun ya? Uyanamıyorum abi. Bütün evi uyandırıyorum. Ben uyanamıyorum. Yani şöyle, ben alarm kuruyorum. Benim alarmım babam uyanıyor. Beni uyandırıyor. Hı. Öyle hani artık yeter uyan evladım, bak bir saattir çalıyor diye. Mesela hani... ben şeyi çok garipti. Ablamla çok eskiden aynı evde, aynı odada yaşarken onun alarmına ben uyanmıyordum. Benim alarmıma o uyanmıyordu hani böyle. Evet. O kadar şartlanmış. Psikolojik bir şey. Aynısını ben de yaşamıştım ablamla. Abi ben yani, kendi alarmıma da uyanmıyordum. O benim alarmıma uyanıyordu ama ben onunkine uyanmıyordum. Yani inanılmaz derin uyuyorum, tamam mı? Yani acayip derin uyuyorum ve hani top patlasa cidden uyanmam. Öyle uyuyorum. Yani alarm falan imkan, en büyük korkum o yani. İleride tek yaşadığımda ben işten falan kovulurum diye korkuyorum. Çünkü uyanamıyorum yani. Hani 11'de uyuyayım. Yine yani 7'de falan uyanamıyorum alarmı. Öyle şeyden değil, uykusuzluktan duymama gibi bir şey değil. Duymuyorum. Sağır oluyorum ben şeyken, uyanıkken. Aslında şöyle lazım. Bir durum var. Mesela benim de uykum çok ağırdır. Hani mesela çok fazla ses olsun hiçbir şekilde. Hani o düğünde uyuyan çocuklar olur ya, bu nasıl uyuyor ya falan. O çocuk benim. Ama mesela o alarm sesi ve birinin hani Recep diye seslenmesi bana yetiyor böyle. Bir an dedim falan diye böyle. Hani biri odada hani benim hakkımda konuşsa çat diye uyanıyorum falan böyle. O Recep ismini çat diye nasıl oluyorsa yakalıyorum. Enteresan. Ama ismimi ben de yakalıyorum şimdi düşündüm de. Ama işte bak, birinin bana seslenmesi ya da dürtmesi lazım. Çünkü alarm öyle bir şey değil abi. Alarm dit dit alışmışım abi bak, ve Recep hemen ses kaydı alıyor. Can 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 aynen, diyor. Aynen onu yapıyorum. Ses kaydını atıyorum sana. Can can. Bak nasıl bunu alıyorsun abi. Hop, alarm ses. Mükemmel. Podcast'in içinde bana alarm kurduk. Titreşimi de sona ver. Yatağa koy. O da böyle hani ufak sallar ve titretir böyle. Mükemmel. Her türlü ben, derde ha. Çaremiz var bu programda. Her türlü derde. Gelin alarm, alarm satsana. Sesini duyanmak isteyenler diye bu. Şeyler var ya. Millet hani YouTube, işte böyle YouTube'da. Kendi markasından. Ha. İşte hoodie yapıyor, işte tişört yapıyor, bir şey yapıyor. Biz de alarm satıyoruz. Alarm. İşte şeyler var YouTube'da, her isme özel doğum günü şarkısı. Aa yani, evet, happy birthday. İyi ki doğdun Hamza. Hepsi var ya, hepsi evet. Böyle. Ara bul, adam kanal açmış ve büyük ihtimalle efsane para kazanıyordur ya. Herkes yılda bir kere açıyor. Yani... Herkes yani. Yılda bir kere açıyor. Bir kere. Herkes yılda bir kere açıyor, iyi kazanıyordur. Şey mesela atıyorum, Bade ismi böyle yüz görüntülenme, Mehmet 2 milyon falan. Ülkedeki isim kullanım yoğunluğu için önemli bir. Tabii. Şey işte ya, bizim Bilemedik daha çok hit alıyordur şeyde, YouTube'da bence. Ki bizim Bilemedik bayağı az hit alıyor. Şeyde. Abone oldu ya bu arada. Bak aklıma geldi yine.
Bayağı kişi dinliyor oğlum bizi Spotify'da. Gidin YouTube'dan da ama ne olur bak, çok az abone var YouTube'da. Aha bu çocuk oldum ya ben. Abone olun diyen çocuk oldum. Neyse. Sonunda da abone olmayı unutmayın dersin. Derim. Evet, hatırlatalım. Onu YouTube'a attığım şey, inceleme videosu vardı ya bir tane kendi kanalımda. Hmm. Orada dedim ilk. Neyse. Evet, başka soru alalım. Hadi ben sordum sorumu, cevabını alamasam da. Kendim de söylemedim ama hadi geç geç. Peki, ben sorayım. Olur. Keşke yasak olduğunuz, yasak olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Yasak olsaydı dediğim bir şey. Netflix falan yok. İmam Hatipler. Hayır, bir de Netflix yüzünden bir hafta geyim, bir hafta böyle transım. Böyle her hafta değişiyorum abi. Hangi dizi izlediğime bağlı olarak. bilmiyorum, bu yasaklansın. Sigara yasaklansın ya. Başka türlü bırakamam çünkü. Sigara. Hani illegale çok ben şeyim. Hani o legal pek yapamıyorum. Böyle hani üşeniyorum. Hani tütün falan bulmaya da üşeniyorum ben. Yani yasaklansa sanki bırakırım gibi sigarayı. Recep sen ne demiştin? İmam Hatipler'den başka. Abi ben sahibinden.com'un yasaklanmasını istiyorum. Abi sahibinden.com'da şeyi gördünüz mü? Serhan durdu. Geldi konum adamın geldi. Adamın konularına geek olduğu yerine geldik. Şey araba ilanlarında işte Sercan Hı-hı. Bey miydi? Bilmem ne Bey'e opsiyonlanmıştır. Opsiyonlanmıştır evet. Ama Serdar Bey. Onlarca yani ilan evet. hepsini Serdar Bey almış. Yani. Bir de onunla dalga geçenler var böyle. Serdar Bey'e değil, satılık değil falan diye böyle. Serdar Bey olamaz. Ya sahibinden.com'da bazı araba başlıklarında öyle bir şey var. Yani bildiğin işte 2005 Renault Clio atıyorum. Yanında Serdar Bey opsiyonlanmıştır ya böyle. Ama niye adam o ilan hala orada hani. Değil mi? Kaldır yani. Kaporası verilmiştir falan yazıyor. Bir sürü böyle dedi. Serdar Bey opsiyonlanmıştır. Var. Amaç şey fiyat yükseltmek. Piyasanın değerini attırmak. Aynen aynen. Yani şey yapıyorlar herhalde. Ya bu arabanın fiyatı çok beğendim. Ben 1000 daha koyayım alayım herhalde. Bu ki ben sahibinden.com'un yasaklanma isteğim de buydu aslında. Hani piyasayı çok yükseltiyor. Yani ikinci eli adam 50 bin liraya aldılar abi. Ben 60'a koyayım, alan olursa alır. Almazsa da dursun öyle deyip koyuyor. Sonra başkası giriyor ki bu adam bu arabayı 60'a koyuyorsa ben arabamın eksiği yok 62'ye koyayım diyor. Aynı zincir halkasıyla birlikte aynı araba durduk yere 50 binden 60 bin çıkmış oluyor. Hiç alakası yok. Şey de yapıyorlarmış. Ben böyle işte bir araba var. Modeli atıyorum Passat olsun 2012 Passat. 3 tane ilan koyuyor. Yani aynı fiyattan. Hani mesela normal fiyatı 100, 110 bin falan arabanın, tamam mı? 120 bine çıkarmak istiyor. O yüzden 5-6 tane farklı insana ilan verdiriyor. 120 binden. Evet, böyle suistimaller. Aynı arabayı, aynı plaka gözükmüyor. Zaten. Aynı arabayı 120 binden 3 tane ilan koyuyor. Ya dolayısıyla 5 tanesi evet. Aynı fiyata satılıyor. Demek ki 120'ye falan gelmiş diyor millet de. Fiyatını yani yükseltiyorlar. Serdar diğer 110 binler de 120'ye çıkarıyor. İnanılmaz bilmiyorum. Ya. Eskiden araba pazarları vardı. El sıkışıyordun. 5. Aynen öyle. 4.5 kurban alır gibi 150. Araba alıyor. Ne mis gibi ortamdı işte. O öyle bir pazarlık yapamadım ki bu arada. 5'ten 4.5'a indim yani. Abi, onu bırak hiç kurban pazarına bile gitmemiş ya. Çok belli. Yok gitmedim. Ya, niye gideyim oğlum ya? Siz gittiniz mi? Ben de gitmedim tabii. Niye gittin Recep? Zengin abi. Başka oluyor zengin. Aynen abi. Bak kardeşim ben Ardahanlıyım, tamam mı? Yani benim ailemin özünde var bu. Kurban değil de yani böyle mal deniliyor. Hani bu büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan. Bunlar benim ailemin temeli. Siz aile içinde de ortak girebiliyorsunuz ama öyle bir güzel. Evet. Hani yıllardır bizim sülale 10 kişi. Ya, o yüzden tamam. Benim mesela, zaten şöyle diyeyim. 6 dayım var. 5 dayım. Bir de biz. Bir de bir tane daha birini buluyorlar. 7 kişi giriyoruz. 7. Müthiş ya. Bizde yok öyle şeyler. Bak şunu da anlatayım Ömer'e geçsin. Benim bir tane dayım bildiğin hastası. Yani kurban pazarı kurulsa da oraya gitsem diye her sene bekliyor. Yani öyle hastası. Alacağı ama yok. Giriyor pazarlık yapıyor. Yani bayılıyor. Öyle de bir dayım var yani. Helal şey olsun. Var ya böyle bir de koçu moçu böyle tutarmışsın böyle iki bacağından sallayıp evet. Memleketini falan öğrenin. Yavuz Günal yine göndermiyor. Bayılıyorum ya. Bu arada bizim kapı komşumuz her sene şey, bizim apartmanımız bahçeli ya.
Bizim bahçemizdeki. Bahçeli ya. Herkes biliyor buradan. Evet, tabii canım. Bunu daha bir söylememiş olabilirim. Biz evlerimiz hakkında bilgi vermeyi çok seviyoruz. Evet. Biraz da. Burada sadece Can'ın çıkmaz sokağı biliniyordu. Şu an senin bahçede öğrenmiş oldun. Evet, bu vurguyu yaptığın iyi oldu. Çıkmaz sokak denmesi gerekiyor. Ama konuyla alakalı. Neyse. Kurban kesileceği zaman herkes kurbana girişiyor. Bak babaanne, işte iki tane karı koca, onların üç çocuğu, herkes bir kurbana girişiyor böyle. Hani bizim yaşıtımızda onların çocukları. Ya biz niye kurban konuşuyoruz? Geldi yani abi, 10 gün sonra kurban var. Peki onlar bu büyük baş hayvan mı, küçük baş hayvan mı? Büyük baş hayvan ve çok ya oğlum, uzaktan ağzım açık izliyorum. Ya. Nasıl yapıyorlar diye. Bugün bir dakika dur. Konuyu değiştiriyorum. Ya son zamanlarda her yerde bütün ünlülerin YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da bu ekşi sözlükte yazılan yorumları inanılmaz cevaplar vermesi, acayip bir mesai harcaması falan sizi yormuyor mu ya? Ben ekşi sözlüğe en son 2 sene önce falan girmişimdir yani. Benim, ünlülerin okuması için yazılan bir yermiş gibi gelmeye başladı bana artık. Bak, benim hayatımda ekşi sözlük üyeliğim zaten yok. Tek girme yok. Sebebim hani bir şeyin anlamını merak edersin ya. Hani İngilizce yani, bir deyim duyarsın falan. Bazen ekşi sözlük de çıkar. Odur yani. Aynen. Benim de o kadar. Başka hiçbir şey yok yani. Böyle kimsenin, ya anonim bir insanın fikrini merak etmek çok absürt ya. Yani. Hani bir de evet. Twitter gibi yerlerde en azından hani düzenli yazan bir anonim görüyorsun işte. Ha, bu işte spor hakkında güzel yazıyor dersin, takip edersin falan. Öyle değil abi. Bir entry'e giriyorsun. 100.000 tane keko yazıyor oraya bir şeyler. Ve hani sen oradan bir şey öğrenmeye çalışıyorsun gibi bir şey, böyle abuk sabuk fikirler denizinde boğuluyorsun. Evet, evet. Yani Action abi sonuna kadar imçiçiziz, imçiçi. Altını şerp. İnci'nin cap sayfalarını takip ediyordum çocukken de. Hiç evet. Sözlüğüne girmedim bugüne kadar. Hala eskiden cidden Facebook neydi öyle ya? İnci caps, İnci sözlük, İnci o, İnci bu. Her şey İnci, İnci, İnci. Evet. Evet ya. Kötü bir dönemden geçti sonradan şey bizim sosyal medya. Serkan İnci'yi tanıyıp pii bulmuş mahvolduk diye. Serkan İnci, evet, ne kadar iğrenç bir insanmış ya. Yani bir sözlük mezlük kurmuşsun. Hani bir şeyler deneyen bir adamsın falan. İnsan güzel bir şey bekliyor yani böyle. Aklı baş yerinde falan bir adam diye bekliyorsun da yani. Siz sorun bakalım, sor. Ben sor sorayım Recep. Bari. Ben sor birazcık. Birbirimizin bir özelliğini değiştirsek bu ne olurdu? Şu rahatlığını azıcık alalım ya senin. Azıcık alalım. Ya. Ben şey dedim. Ben de evet. Soruyla ilgili bir şey mi takıldı dedim. Hazır aynen. Mıydın lan? Yani, bunu değiştirmek dedin. Bunu daha önceden düşünmüş, içinde tutmuş yani. Bugün böyle bir soru gelse de şunu cevaplasam diye. Hayır, bu kadar şöyle şimdi hızlı. Özeniyorum ama ben yapamıyorum bu rahatlığı. En azından çevremde sinirimi bozacak bir rahatlık olmaz, anladın mı? Herkes dedik olsun istiyor. Bak ama şöyle düşün, geçen programlarda biri educated year gibi arkadaşım olsun istemişti. Yani ne istiyorsun da anlamıyorum. Millet arar abi, bu bulur. Neyse. Peki sen başlamışken bari direkt bana saldırmayın. Ömer'de de ne değiştirmek istediğini söyle. Ömer'in orta yolculuğunu abi azıcık. Ya azıcık taraf ya, ol be, değil mi? Azıcık taraf ol ya. Ya normalde taraf zaten. Burada taraf değil. Konuşturamıyoruz burada. Hani azıcık konuş, biraz daha ne bileyim, benim kadar da olmasın. Ben de kötüyüm. Ama yani bana yakın bir orta yolculuk olabilir hani. Ya şimdi hakikaten, çok konuşmaya gerek yok ama az konuşmak da tabii. Hadi yapmayacağım. Tamam. Değiştirilebilir, evet. Evet. Ben Recep'in neyleri söyleyememesini isterdim. Neler çekiyorsun? Söylemiyorum. Değiştirmek için özellik reyleri söyleyebilmesi. Evet. Öyle bir şey geldi. Benim ne değiştirmek isterdin? Hiçbir ben şey canım şu kasıntılığını alırdım abi. Kasıntılık mı? Oğlum ne? Ya yürüyün gidin, manyak mısınız? Nereden kasıntı oldum ya ben? Ne kasıntısı lan? Hadi kasıntı hadi, öyle söyleyip kaçamazsın Recep. Ne var ben abi? Neyim kasıntı abicim benim? Ne bileyim? Ne bileyim? Yani ya şimdi falan diyeyim. Yok ben şey dedim. Kaşıntı. Hadi lan. Biraz aydırın lan. Hadi. Hayır, nerede kasıntıyım? Podcast'ta kasıntı mı duruyorum ben? Yok be, podcast'te kasıntı değilsin. Ya normal de öylesin bu. Yapıyorum normal abi. Bütün hayatına yaymışsın. Tam bir yavşaksın diye.
Ya yok, aslında kasıntıda şeyim ya, böyle yeni biri tanıma konusunda, aslında böyle bazı sosyalleşme konularında biraz hani çok iyi yaptı, iyi yaptı. Kasıntı da şey yani, İyi çevirdi aslında... ha, iyi çevirdi taktiği. Evet, evet. Kızınca. Hiç alakası yoktu ama iyi. Bir anda aklına iyi geldi bu böyle. Aynen. Ya böyle fazla kasıntı abi. Yani... Tiksiniyormuş yala benden. Yani sıra sıra bütün özelliklerimi sayıyorum. Sonra bir saniye. Kendimi komik sanıyor. Üçte bile. Moderatörlüğü ben alacağım dedi. Alın diye böyle devam ediyor. Sonra Ömer'e gelelim. Yani Ömer'in annesini değiştirmek isterdim. Ayda. Ya o kadın sana kaç kez kısır yaptı. Hayır, burada hiçbir şekilde bir anancılık yok. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sadece Ömer'in annesi aklınıza gelebilecek en Rizeli anne olduğu için. Ya böyle Rize'nin dibini yani sıyırarak ya, hani ya, yapmışlar. O yüzden ya. Orijinal Lazca biliyor falan. Fazla inatçı. Bir tık daha. Peki yani, senin annen şöyle değil bu. Niye değiştirmek istiyorsun Ömer'in evet. Ben küçükken çok çektik. Yani, korkarak büyüdük o kadınla. Yani. Gerçekten. Sadece ben değil. Lisedeki diğer arkadaşlarımız bile korkuyordu. Yani. Ya bak, bizim dükkan vardı. Dükkana takılıyorduk. 3-4 arkadaş. Recep dahil. Annem geldiği zaman bunun dışarı bir koşuşu var. Azrail gelmiş gibi ya. Hiç unutmuyorum. Aynen. Gulyabani gören şey gibi. Yani, Fatma Gerik gibi. Yani evet, o açıdan birazcık korkutucudur. Seninle bu kasıntı mevzusunu konuşacağız ama podcast'tan sonra. Tamam. Tamam, ben arayayım da ortaya attım bombayı. Daha da gelmem, uğramam buralara. Bir dahaki bölüm Recep yok. Ne kasıntı? Düşünüyordum bir şeyler falan. Yeni birini tanımam mevzusunda ama katılıyorum da, iki tane söyledin sen bana şimdi. Bakın neyse, ben alayım bunu. İstersen sen de gönder gelsin. Ben bunu istiyorum ya. Abi zaten. Şimdi istediğim noktaya geldik falan. Başka soru sor, yoksa kavga edeceğiz falan. Kalbini kıracağım Necim. Tamam, o zaman konuyu şey. Tamam, Ömer sorsun. Evet. Şimdi ben soruyorum. Yaşlandığınızda çocuklar siz... ya yapamıyorsunuz. Ben sorayım ya. Deneme 38 bir soru soramadım. Ömer'e bir nefes alması için bir süre tanıyalım. Ömer'den parça parça biz duyduk soruyu. Bu 28. deneme falan soruyorum. Ve ben cevap veriyorum. Tamam. Ömer'in sormaya çalıştığı soru şu. Çocuklar, siz yaşlandığınızda sizden hangi hikayeleri dinlemek ister? Ne hakkında hikayeler? Oh, yani neler dinlemek ister? Ben cevap verebilir miyim? Ben Allah aşkına. 15 Temmuz destanı. Oyda. Bölümün başında konuştuklarımıza bak. Mesela bak benim şimdi... Abi değiştim artık diye aklım başıma geldi. İstanbul Söyleşimiz. Abi yırtın atın ya, ne oluyor? Yırtınız atınız. Hey yandaş ben diye. Hiç yok mu oğlum ya? Kaç tane sponsor mu? Halk TV gör bizi. Gör bizi. İlk kim kaparsa diyor değil mi? Öyle iğrenç varlıklarız. Şey gibiyiz. Neydi bu? Bak A Haber görse de değişirim. Ben boşnaklarla ilgili lafı yüzünden işten kovulan adam neydi? Rasim Ozan. O oldu giydi. Podcast yaparak yala almak diye YouTube'a video atıyoruz. Şey, peki işte, soruya cevaplamadınız ya. Soruya cevap verecektin hocam. Ben verdim abi. Ya yürü git. Ya oğlum yürü git ya. O akşam neler yaşandı dede falan diye saçmasana. Ne bileyim oğlum. Vurdum kafayı, yattım amirde. Bu da şey diyor, tanklığımın önüne yattım falan diye böyle. Abi şimdi bilmiyorum, şey de sorabilir. Yani çocuğumun, çocuk diyorum, torununa da bağlı. Şimdi atıyorum çok böyle futbol dedisi bir şey olursa 2007-2008 çeyrek final senesini de anlatabilirim. Ya da böyle ya da çok Milan'ın efsane 11'ini hanım hanımcık bir kız olursa da hani artık yani babası ya da annesi, hangisi benim çocuğum olursa, onlarla ilgili hikayeler böyle. Kendimi değil, daha çok nasıl mükemmel bir baba olduğumla ilgili hikayeler. Ya ben şey, muhtemelen yine hayatını nasıl kurtarabileceği üzerine, para üzerine bir şeyler anlatırım gibi geliyor. Onu bunu yatırım tavsiyesi. Ticarete atılacağım bak. Boş ver şeyi falan, üniversiteyi falan. Şöyle 2500 lira falan. Dil öğren kızım. Ben şey derim ya, hani dolara yatırım yap, 100 olacakmış falan. 100 olacak. Bu aralar düşüşte 87'ye düştü.
Ah be, 77'deyken toplayacaktım bilgisayarı falan. Peki o dönemde sizce kim başkan olur diye bir soru sorayım mı, tutuklanmayalım mı? Ahmet Akif Albayrak ya da Ali Tahir Erdoğan, belki Sadık Eymen Albayrak. Bu ne arkadaş ya? Aa, ne kadar çok isim. Hepsi de 3 isim ya, değil mi? Allah Allah. Ay şey mesela, soyadı Erdoğan da isim gibi zaten. Ali Tahir Erdoğan 3 tane isim. Hadi gerçekten bakalım. Atarlanmak için çok doğal bir bina. Hayır, ben bunu konuşurken kulağım kızarıyor ya. Podcast yüzünden ters kelepçe yani ilk podcastçiler olacak. Çocuğa böyle isimli konulur diye de hapse girilmez ya. Neyse, reklamın iyisi kötüsü olmaz yani. Bilemedik podcast yazarlar herhalde. Şov. Ama haber, neden bunu reklam için benim başıma bir şeyler geliyor? Yani neden ben? Hayır, bir de şey yazıyorlar. Bilemedik serbest kalsın. Anlamıyor millet. Bilemedik ne olur. Benim şu an karnım acıktı ve aklıma bir soru geldi. Hayatınızın sonuna kadar tek bir yemeği yeme hakkınız var ve size sonsuza kadar sağlıyorlar bu yemeği. Hangi yemeği tercih edersiniz? İçli köfte. Haşlanmış. Ömer. Tantuni. Fakir ya. Ya vizyonsuz herif. Tavuk tantuni, tamam mı? Ama hem düğüm hem ekmek istedim. Sıkılırım ben. Ben beşamel sosla bezetilmiş Pekin ördeği ama portakallı falan. Yok, İskender ama yanında yoğurt olacak. Yoğurt yoksa bilemiyorum. Yoğurt yoksa her şey şimdi değişebilir. Beleşten yani. Yoğurdu da alıyoruz. İki yemek gibi oluyor bak. Çakallık her yerde. Peki Fikir konuyla tepeliniz. İlgili mesela yemeği çok sevdiğiniz ama yemesi çok zor olan bir yemek. Hamburger. Kanat. Kanata ben de katılıyorum. Tavuk yemeği. Kova alıyorsun mesela. Aile ilk çağa dönüyor. Hani KFC'den kola söylüyorsun. Aile böyle taş devrine dönüyor. Bir de onların butları da cidden bu mamut butu gibi falan böyle. Evet, evet abi, çok kötü oluyorsun yani. Yerken çok utanıyorum ben yerken. Hani çatal evet, bıçak kesinlikle kullanılamayan bir şey çünkü. Yok ya, çatal bıçak hayatta kullanmam. Hayatta kullanmam ya. Hiç. Kullanan mesela pizzayı, pizzayı abi çatal bıçakla yiyen var. Ben ne görgüsüzüm bilmiyorum ama. İşte karşımda ilk kez buluştuğum bir flört varsa evet. Ama onun dışında ben, ikinci buluşmada ben öyle demedim. Ben başıma geldi, ben öyle demedim. Ben yani, hayvanım abi. Ben onu karşıdan bekliyorum. İlk ne yani yapacak? İlk oradan mı? Tamam. Ben de çatal o karşıyım işte. İşte bak sen kasıntısın. Ben abi rahatım. Kasıntılık değil bu, benimki kibarlık. Sen şimdi ayılın savunamazsın. Ben rahat edemem diye ne böyle, ben göğü osururum ben. Sen osurmazsın abi, yüzüne yüzüne bir gerilmişim falan diyorum. Peki pilav çatalla mı yenip kaşıkla mı? Kaşıkla tabi. Bari çubukla diye sorsaydın, çatal ne? Oğlum nasıl? Çatalla abi yenmez, çatalla mi yenmez ya? Ben çatalla yiyorum. Ben de abi çatalla yiyorum. Oradan pıt pıt dökülmüyor mu? Oğlum sen nasıl bir çatalla yiyorsun ya? Ne saçma bir çatalla. Kepçeyle yiyor sanki. Ne bileyim abi, bizim çatallar 1970'den kalma. Araları açık baya. Abi araba açılmıştır onun yani. Vedat'ın dişlevi gibi değil mi? Öyle? Dünyanın en iyi pilavını yapıyor olması lazım yani. Hani hafif de olsa birbirine dokunduğunda yapışan ürünler bunlar pilavlar. Abi ben bir kere pilav zaten sade yenmez. Nasıl yani? Üstüne en kötü, bak en kötü yoğurdu atacaksın. Ay yok, ne yaptın? Ketçap mayonez de sıkıyorsundur sen. Ay, rahat ay, adamsın. En kötü dedim ama en kötü. Bir üstü salata. Bir salata üstü en iyisi tavuk. Tavuk okey. Pilavı, sen pilavı tamam, sade yiyorum deme bana. Mesela tavuk pilavı abi, çatalla yersin. Şey yapıyorum. Yanında mesela soslu bir işte böyle tavuk falan. Tamam, onlar zaten okey. Benim hani en sevdiğim o zaten. Mesela köri soslu aynen, tavuk çok güzel oluyor. Aynen, ama şey değil, üstüne bir şey koymada işte tavuk. Başka bir şey koymam. Ya da salata fasulye da ne bileyim ne olur. Ya da yoğurt. Ben yoğurdu bayağı tüketirim ya. Ben bayağı her şeyin üstüne atıyorum. Ben patates ben kızartmasına yoğurt, mayoneze karşıyım. Yoğurtla tüketiyorum. Öneririm. Çok da güzel oluyor. Ya ben hatta, bu hayatsız bir iştah görmedim ya. Hatta devam yoğurt ediyorum. Ben ya, mercimek yani çorbasına kimse yokken yoğurt dağıtıp karıştırıp yiyorum. Ya nasıl o da ya? Ya ayrı yapma, bir lezzetli oğlum, bir midem bulandı lan. Benim de midem bulandı. Bak ben... Mehmet Şef'e sorun.
O da beni hani bunun bir tık üstü sıçıyorum İskender'e, bir güzel oluyor. Bak, bir güzel oluyor. Bak, evet. Oğlum beni dinleyin falan. Böyle bir konuşma geçiyor şu an yani. Hani. Hayır ve cebim yoğurdu sevdiği kadar. Denemeyen bilemez diyorum. Abi senin sevdiğin kadar ben de sevmiyorum. Mesela İskender yoğurtsuz yiyorum. Daha fazla verecekliğim için değil. Sevmiyorum yoğurdu. Hani... O daha fazla verme de yalan bu arada. Milleti kandırdı. Adam bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şunu unutmayın kesinlikle. Bütün her dinleyicilere falan da söylüyorum. 1,5 İskender diye bir şey yok. Sen 1,5 söylüyorsun yine 1 geliyor. Onu unutmayın yani. Eğer çok düzgün bir restoran değilse. Böyle H'deymiş, oraymış, buraymış. Öyle franchise yerlere gidiyorsanız 1,5 aynı. Nasıl i̇ki tane, ya? Ben iki tane yaprak abi. Falan koyuyorlar üstüne ekstradan. Öyle 1,5 tam olarak yarım artma falan yok yani. %10 artıyor. Ha, evet o konuda haklı olabilirsin. Zaten ama fiyat da %10 kesin. Artıyor 1,5 alsınlar. Aynen. İşte evet yani. O yüzden hani ne bileyim. Yani onunla da doyarsın, onunla da doyarsın. %10 seni çok bu şey etkilemez. Yanına patates söyle. Ama şöyle bir şey var. En azından benim için, ben gene hayvanlığımı belli edeceğim. Bir değil de 1,5 yiyince kendimi daha bir erkek hissediyorum. Yani bunu nasıl cinsiyetçi yaklaşabildin ya? Öylesin ya. Erkek adam bir yemez abi. Hala erkek diyor ya. Erkek adam diyor bir de yani. Erkek dediğin. Oğlum senin, şu an senin başından söylediğin cümleleri tweet atanları engelliyorum ben. Hani erkek adam falan sessize alınmış kelimeler Twitter'da. Ben hayatımı böyle izole yaşıyorum. Bir de gelmiş bana. Hiç böylece mute'layamayacağım bir yerde. Sonra can kasıntı oluyor. Erkek adamın saçı kısa olur diyorum. Burada cana atıyorum. Seni boğarım ha. Sen beni bugün... Allah'ım yarabbim ya. 40 yani, yıldır sessiz sakin falan. İlk kez bir çatışmanın ortasında bu kadar kalmadım. Bütün bölüm birbirinizi yediniz. Çok mutlu oluyormuşum. Güzel oluyormuş. Oğlum yani. Çok laf attı lan bana. Böyle bir şey olmaz. Allah Recep Allah. Birini seçiyor bölümden önce. Ona genelde oynuyor böyle. Aynen. Bayağı da Ömer'e bir oynuyordum. Dedim bir Can'a da bir deneyeyim dedim. Keyif aldım. Beni sinirlendirmek çok keyifliymiş. Öyle diyor arkadaşlar. Yani böyle triggerlıyor beni. Serdar var mesela. İnanılmaz bağırıyorum çocuğa bir yerden sonra. Hani böyle cidden nefret edilesi bir insana dönüşüyorum. Ben de farkındayım o an ama o kadar kahkahayla gülüyor böyle o hale geldiğimde böyle. Çünkü bilerek getirmiş, sonra o kahkaha atınca anlıyorum. Aynısını Ömer de yapıyordu Discord'da. Evet evet, bir soru vardı ya, onu değiştirmek istedim. Sen çok kolay triggerlanıyorsun. Evet. Ama biz bir süre sonra immün oldun ya, artık şey yapmıyordun bir süre sonra. Yani evet, çünkü aslında triggerlanıyorum da belli edemiyorum artık. Yani keyif alıyorsun. Canın ses tonundan anlaşılıyor triggerlanıp triggerlanmadı. Az önce aynen, triggerlandı. Aynen ciddiye alıyorum bazen böyle ciddi tona dönüyorum. Mesela kasıntıda cidden bozuldu, ben hissettim onu. Hayır, ben ona bozulmadım. Bana kasıntı diyebilirsin, okeyim. Niye kasıntıyım onu anladım. Ben bilmem abi diyorsun. Kasıntısın abi. Niye olduğunu ben de bileyim. Çocukluğuna binelim, Allah Allah. Çocukluğuna inelim. İnelim abi. Çıkardım gözümü. Katarsis'e hoş geldiniz. Öncelikle canım burada. Geçmişte yolda. Katarsis'e gitsem hüngür hüngür ağlarım, biliyor musun? Sarılabilir miyiz? Evet. Bazen ya ben mesela psikoloğa falan da kendimi anlatamam ya. Yani psikoloğa bazı şeyleri anlatmam yani. Hani mesela o zaten. Ya yani o parayı verdikten fazla. Sonra ben her türlü anlatırım. Ne bileyim oğlum ya. Garip bence geliyor bilin, bana. Hani şey gibi hani sporu da evde yapabilirsin ama hani para verince ulan para verdik bari yapalım moduna girer ya bazı insanlar. Psikologda bence öyle bir... Ama öyle bir şey var mesela, ben yargılanmaktan korkmak. Yani kendini açmaktan korkmak diye bir şey var. Hani... Ama şey zaten bu benim az önce dediğim de komple öyle değil tabii. Sonuçta hiç tanımadığın birine ve onunla sır kalacağına inandığın biriyle konuşmak çok farklıdır. Yani ya bu arada açık öğretimden de psikoloji okuyabilirsiniz gidişata bakılırsa. Hani tamam yasak ama ben sır kaldığını düşünmüyorum. Dün manyağın biri geldi diye böyle eşine falan anlatıyordur yani. Tabii. Yani en azından ya onun için kendi çevresine gitmesin yeter. Mesela sorayım. Sadece psikoloji anlatırım diyeceğini söyleriniz ama sırları söylemeyeyim. Tabii anlatıyorum. Geçen abi hipodromdayız falan diyorum. Hipodromdayız. Bu çok büyük bir sır mesela. Evet. Evet. Buna bilmiyorum. At yarışı bağımlılığım var bunu buradan. Ama oynamıyorum ben. İzlemeyi seviyorum. Atları seviyorum ben. At seviyorum.
Çoğumuzdan kaliteli hayat yaşıyor ya oradaki atlar. Evet, çok doğru. Hayvan gibi 3 kişi bakıyor falan böyle. Tabii olan değil böyle mi? Tek yaptığı arada yani zaten doğası gereği yaptığı bir şey yaptı. Koşuyor yani, böyle. Koşuyor. Ve çok iyi bakılıyor, iyi koşsun diye. Ya bu şey gibi hani kuşu arada uçsun diye bırakırsın ya öyle şey. Aynen. Aynen abi. Kaplumbağa yarışları falan da mesela kumar oynanabilir onun üzerinde. Ben bir şey görmüyorum. Çünkü hani bu köpek dövüştürmek gibi bir şey değil yani. Kaplumbağa zarar görmüyor. Bir şeyi çiziyorsun ve kaplumbağalar yürüyor. Zaten ben yaptıkları şey yapıyor. Şeyi hiç anlamadım. Yani bu böcek dövüştürenler var. Yani evet. Böcekleri nasıl ikna ediyorsun? Onu ikna ediyorlar. Yabani iki şeyi yan yana koyuyorlar aynı kafesi gibi böyle. Abi yapıyorlar ama ne bileyim direkt saldırmaya başlıyorlar ya. Ya çok saçma güzel değil. Videosu ya. Ve kıskaçta evet, bile falan. Çok güzel ama ya böyle sinir bozucu. Çok mesela, sinir bozucu. Allah yani ne bileyim mesela başka şimdi hiç bilmiyorum takip etmiyorum. Horoz dövüşlerinde falan yani bunları bir şekilde bir eğitiyorlardı diye düşünüyorum. Birazdan Recep'ten şey diyecek bir şey gibi geliyor. Abi bu merzifon eşekleri. O nedir ya? O neydi ya? Başka soru şey alalım yoksa bütün pisliklerimi döküyorum burada evet. Dök bakayım. Bir tane daha söyle. Benim aklımda bir şey vardı. O gelene kadar sen onu dök. Ömer soru sorsun ya. Yok, ben iki tane sordum. Şey. Üç tane sordum ben. Daha ne sorayım? Bitti sorularım. Sen üç tane sormadın. Sen bir soruyu üç ayrı şekilde sordun. Oraları kesecek misin bilmiyorum ama az önce Ömer yani geveledi durdu yani bir soruyu sormak için. Ama burada bizim yarım saatimizi çaldı yani. Yani ovaları bilmiyorum bakınız da zordu arkadaşlar. Bir esnaf olmak isteseydiniz ne olmak isterdiniz? Hangi meslek? Ya ben kuaför olmak isterdim. Rahat meslek geliyor bana sanki. Rahat mı? Bence evet. Tam aksine ya. Abi ne bileyim marangozluk da var yani şimdi. Erkek kuaföründen bahsediyorsun değil mi? Aynen erkek kuaför. Ha. Kadın kuaför çok zor iş çünkü. Randevularını kadın ayarlamak zordur. Falan böyle yani. Bildiğin challenge lan o. Bir de kadınlarla da kanka olman lazım hani. Şimdi kadınlarla gene kanka bir sıkıntı pislik yok. Yapacağım ama hafiften böyle bir evet. Yani böyle öyle konuşman lazım. Doğru. Zarar şey, gelmez benden. LPG'li araç kullanıyormuşsun gibi konuşman lazım. Oğlum metaforunu yani ya bölümün başında ne güzel şeyler diyorduk. Evet ya ben normalde de bu kadar pisleşmem. İnadını mı yaptım anlamadım. Bugün pislik olsun mu? Yapacak bir şey yok. Ben mesela otogalerici olayım ya. Güzel iş. Otogalerici mi? Esnaf değil ki oğlum o. Esnaf değil bu arada. O sayılmıyor. Yani esnaf değil ama onlar. Sen o mafya değnek. Mafya olmak istiyordun. Tefeci. Abi hayalim. O zaman pet shop sayılıyor mu? Yani ne bu şirin gözükme çabaları. Burada da bir orta yol falan yani. Yani dedi, adam gibi demirci olmak istiyorum be. STK'da çalışmak esnaf değil. Memur emeklisi olabiliyor muyuz? Memur emeklisi. Can sen ne olmak isterdin? Bir yol göster şu Ömer'e. Ben bakkal ya. Bakkal şey, abi direkt. Bildiğin bakkal ama değil mi? Böyle. Bildiğin bakkal evet. Böyle hani şey böyle yandaki markete küfür edeceğim her gelen müşteriye. Şu bilmem ne çocukları da böyle yapıyorlar falan. Geldiler yanımıza bir maçtılar bütün işini. Ama bir şey değil mi? Onlar şey taze satmıyor taze değil. Yani ben günlük getirtiyorum sütü. O adam olmak istiyor. Ama sadece süt günlük bütün ürünler artık böyle. Tabii durumun olmasın 5 kuruş kekler falan böyle abi. Buruşmuş artık 3 aydır orada. Durumun olmasın bir çikolata vermezler. Bak benim veresiye defterim diye böyle kol aynen gibi öyle. Defter gösteriyorsun. Adam taşınmış 2000 lira kitlemiş gitmiş. Aynen. O adam olmak isterdim. Eğer bakkal yani bilmiyorum. Bununla evet, ilgili bir tweet de atmıştım. Senden olmaz diye mesaj gelmişti. Herkes ciddi alıyor ne yazsam. Abi kasıntısın. Seni ciddi zannediyorlar. Oğlum ben zaten Twitter'da ciddiyim. Twitter'da kasıntıyım. Twitter'da çok soğuğum. Bak Curious Cat açıyorum işte. Evet. Cevaplamadığım sorular var. Bak cevaplamadığım soruların tamamı soğuksun. Çok boşsun. Kapatıyorsun kendini falan böyle. Lan evet zaten. Zaten öyle. Ben gerçek hayatta böyle aynen. Noktalı virgüllü ayrı ayrı böyle virgülde yarım saniye noktada bir saniye durmalı falan konuşan bir adam değilim. Zaten aslında bu kasıntının bu soğukluğundan
Tabii canım. Anlamışsın. Ya Recep tamam yırtamayacaksın. Aynen. Yırtamayacağım. Yırtamayacağım derken ben ne demiş olabilirim? Cana büyük bir... Ya, orayı istediğinizde doldurun. Bunu mu dedim yani? O nefesi. Ben bilmem abi. Ben bilmem. Ya... Soğuk zaten işte onu anlatmaya çalışıyorum. Soğuğum la işte diyorum hani. Size artık açma. Hesabı sildim ya. Hani soruları o soruları silmeyeyim diye hesabı sildim tekrar açtım. Sıfır soru sıfır beklenen soru falan diye. Çünkü çok gıcık bir kitle var ya bir kişi. Bir manyak var. Bak bir tane manyak çok fazla çok fazla eleştirmişti. Dayanamadım artık yani cevaplayacaktım çünkü. Dayanamadım o yüzden sildim. Eski bir flört olabilir mi? Yani ben çünkü... Bu psikolojiyi hiç anlamıyorum. Ben yani. Flörtlerle kötü ayrılmıyorum ya. Kötü bitmiyor yani. Oo hala görüşüyor musun? Yeni flörtler bu inşallah bunu dinliyordur. E valla bir kere flörtüm var dedim burada. Dediğim dakikada iflak. Flörtüm o yüzden hayatta demem yani. Bak burada kullanacağım tek cümle dün evlendim gibi bir şey olur. Yani o dakikaya kadar daha benden sosyal medyada sevgiye dair hiçbir şey de okuyamayacaksınız. Ya bak deist adamı nazara ikna etti bu millet. Deist şomaz şu an can var ya şomaz ha. Nazara da inanmamam lazım. Yani kulağının arkasından i̇nandım daha çok inanıyor yani şomaza. İnandım artık çünkü yani bir şey diyorum dediğim olumlu bir şeyse o anda bozuluyor. Sadece dert keder bundan sonra. O odana bir Kur'an koy aşağı doğru. Uyumadan önce bir kulayüzü bismillah. Kulayüzü bismillah. Sen daha okuyormuş gibi yapıyorsun. Ben fark ettim ben bile anladım. Devam ediyor. Bayram namazında yanındaki dayının role play'ini yaptım az önce. Aşkına ben misafir. Aklıma şey ne zaman duracak merak ediyorum. Gibi hüpleten adamın falan filan tweet'i. Abi ben Beyran içemiyorum ya o tweet'ten sonra. Çok kötü geliyor böyle. Bazı var mı öyle bir şeyden dolayı yiyemediğiniz yemek falan? Abi şey neydi adı onun? Tadını beğenmemek değil yani. Bir olay yaşamış ben aklına onu getiriyor falan. Ben sütlü kahve içemiyorum. İçine bir böcek tüpü düşmüştü. Onu böyle içiyordum, gördüm falan. Buldum sen söyle. O yani ben sütlü kahve içemiyorum. Ben şırdan. Abi şırdan biraz evet. Ama o yani... şeklinden dolayı ekstra bir şey yok. Hani... Tamam. Ekstra çok daha ne olsun abi. Boyu küçük diye böyle şırdana kızım. Bamya ya. Bamya ya. Hiçbir şey aradı yok. Ondan mı korkuyorsun? Yemez ya Allah Allah. Ney? O zaman konuşacak bir şeyimiz kalmadı diye tahmin ediyorum artık. Var da saklıyor bu sonraki var da hani... Yani. Tahmin etmek istiyorum öyle. Ümit ediyorum diyeyim o zaman. Hadi değiştireyim. Daha fazla ben rezil olmadan artık kapatılmasını talep ediyorum. Var ya dinleyicilerin isimlerini bulsan onlara da kaymaya başlayacaksın. Evet bir şey haftaya kime kaymak istediğim hani varsa bana kay diyen falan. Instagram profillerinizi yollayın. Recep'le YouTube'da kayalım. Ha, profil değerlendirelim. Aynen öyle. Profil değerlendirmeci aynen. Şey yapalım ya da match yapalım. Erkek kadın fark etmez. Atın biz Tinder olalım. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir var. Müthiş fikir. Harika. Ama iki tane profil gelir zorunlu onları eşleştiririz. Evet işte öyle bir sıkıntı var. Ama işte ikisi de erkek, ikisi de normal hetero. Artık yapacağım şu an sonra bakmayın. Yani bu bir tercih değil diyorlar ama. Abi, bu noktadan sonra bir tercih değil. Zorunluluk. Bu noktada hep, zorunluluk artık ya. Tamam ya kapıyorum artık. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya değil. Anladınız işte. Sonraki bölümde birkaç gün sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Ciao.